Evet. Şimdi Suzuki metodumuzun ikinci parçası olan Likely Row parçamızı çalışacağız. Parçamız isminden anlaşılacağı üzere uzun yayı çalışacağımız parça olacak. Fakat yine önce solfejini yapıyoruz. Mi, mi, do, do. Burada uzun sesler olduğu için, çok da karmaşık olmadığı için her bir vuruşumuzda vurmak yerine parçanın dört dörtlük olduğunu düşünürsek aslında sebare iki vuruş dokunacak şekilde yazılmış. Yani şöyle mi, do, do yapabiliriz ama biz dört dörtlük normal vuralım. Bir, iki, üç, dört. Dışarı, sola, sağ, yukarı. Mi, do, do, iki vuruş, re, si. Bu sefer elimizin her bir vuruşu, her bir hareketi bir vuruş oluyor. Bir, iki, üç, dört. Mi, do, do, re, si, si. La, si, do, re, mi. La, do, mi, mi, do, 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 si, 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 do, re, do, 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 re, mi, mi, do, 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 re, si, 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 la, do, mi, do, do, do. Şimdi çalıyoruz. Mi, do, do'yu uzatıyorum. Re, si, si'yi uzatıyorum. Bakın burada önemli bir nokta var. Yay başında başladık. Mi, do yaptık. Yine başlayız. Sonra do uzun bir nota ve yay baştan sona kadar gidecek. Do. Sonra yay sonundayız. Re, si, yay başı yine her uzunda bir bas bir son. Yay sonu. Mi, do, 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 re, si, si, si.